Evet, selam arkadaşlar. 29 Aralık 2021 yamanutlarına hoş geldiniz. Kore'nin son yamanutları bu yılki, unutmayın. Evet, İncil'in yanında apayrı bir şey yok. Sadece gelecek kostüm sırası var arkadaşlar. Guardian'a 5 Ocak, Nova'ya 12'sinde, 19'unda Cadı'ya, 20'sinde tüm klaslara tekrar kostüm geliyor. Bu kadar sık her çara kostüm gelmesi bayağı ilginç. Özel bir şeyler mi düşünüyorlar? Başka bir tema mı var akıllarında bilmiyorum, ya da bir tatile mi, bir şey mi denk geliyor global bilmiyorum, çok tatilleri bilmediğim için. Yani ne görürüz, unutmayın, bunların hepsini bir hafta ekleyip bize geliş tarihinde çıkarabilirsiniz her zamanki gibi. Tabii değişmedilerse. Evet, geldik şimdi Kore'ye. Arkadaşlar, Sonsuz Kış Dağları bölgesi Kore'ye geldi. Sonsuz Kış Dağları ile ilgili kısımları en son anlatacağım çünkü çok fazla içerik var. O yüzden onları en son anlatacağım izninizle. Çünkü çok fazla şey var. Tabii bildiğim kadarıyla çoğu şey daha çevrilmedi vesaire. Ondan geçiyorum. Şimdi en önemli şey, bize de büyük ihtimal bir hafta sonra gelecek içerik. Sezon bitişi, pardon, bitiş diyorum, pardon. Erken mezuniyet. Biliyorsunuz herkes sezon geldi. Mezun olmak istiyorum, mezun olmak istiyorum diyor. Geliyor arkadaşlar, bir hafta sonra büyük ihtimal bize de gelir diye tahmin ediyorum. Erken mezun olmak istiyorsunuz, sezon pososu bitirip Fugal konuşup oluyorsunuz. Her zamanki aynı muhabbet, bir değişim yok. Ekstra bir ödül. Yine 100 TL, artık zaten demişlerdi Kapadokya'ya bir şey düşünmüyoruz. 100 TL, 100 TL verme devam edecek galiba, ne yazık ki. Bizi gene şey yapmışlar. Onun dışında Black Star yan silah geldi. Burası Sonsuz Kış Dağları'nın bağımsız bir özellik olduğunu unutmayın. Umarım o yüzden bize de böyle birkaç hafta gelir diye umut ediyorum Kara Yıldız yan silahını. İnş diyoruz, geçiyoruz ne yazık ki. Statları hala gördüğünüz gibi Seychelles'deki gibi aynı. O yüzden çok word olmaya da bile öküz gibi Karfras bastıysanız kutumuzda, o artık size kalmış. Görünüş ama oyundaki en güzel görünüş olduğu kesin, özellikle yan silahlarda. Walker'lar kullanmayabilir zaten, uyanış modunda aynı olduğu için. Pre-Wake'de bilmiyorum belki kullanır ama işte Nova'dır, Guardian'ın Pre-Wake'i aktarımsanız ya da işte bazı şeylerin aktarım kalkanları, özellikle Warrior mesela çok güzel olacaktır. Hani böyle bir animasyonu varsa onun, diğerlerinin de güzel olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden bu güzel görünüş için para verecekleri geçmiş olsun benim gibi. Karakterler. Karakterlerin bu %100 ve %200 Rage beceri, yani ultileri dediğimiz özelliklerinin değişimi var. Bunu globalde anlatmıştık. Artık %100 attığınızda artı 30 AP alıyorsunuz 60 saniye ve 60 saniye boyunca %25 attack speed, casting speed alıyorsunuz. Bu Kore'de şey, globalde 40 saniye ya da 30 saniyeydi galiba. Artmış 60 saniye olmuş. Bence çok mantıklı bir hareket. Yani bu buff'ı atıp ölmek yerine buff'ı atıp hayatta kalırsanız çok daha işleviniz olacak artık. %200 rage attığınızda da 50 AP, %40 attack speed, casting speed alacaksınız 60 saniye boyunca. Çok güzel bir değişim. Ben mantıklı buldum. Onun dışında defek kontrolü konusunda teknik, tamam, bu becerinin şey K'deki şey değişmiş, çok önemli değil. Geldi zaten anlarsınız. Bu çok önemli bir değişim. Sezon karakteriyken kara ruhu açarsın, moblar size vurmayı bırakacak artık. Genelde bir süre sen kara ruhla konuşurken böyle moblar vurdu öldüm olmuş arkadaşlar. İsmini söyle. Ve zaten targetlandıysanız da bunu kullanıp bir anda vurulamaz olabileceksiniz. Karar açık olduğu sürece güzel bir özellik, bize de büyük ihtimalle bir hafta gelir diye tahmin ediyorum. Oluşa bir sürü klasa PP dengelemeyle gelmiş. Bunları tabii ki tek tek okumayacağım. Merak eden Kore sayfasına girip çevirilen anlamaya çalışıp acı çekecek anlayabilir. Ya da çevirileri bekleyebilirsiniz birkaç gün sonra. Yani size kalmış bir şey. Çok fazla fix var. Bunlar bize kendi yamamıza geldiğinde görürsünüz arkadaşlar. Umarım iyi nöfler vardır. Ben incelemedim. İncelemeyi düşünmüyorum şimdilik. Belki Kore notlarından sonraki videodan sonra bakarız. Bu Kafras etkinliği bize de geldi. O yüzden geçiyorum. Tuvala silah değişimiyle ilgili bir değişim var. Eskiden sadece sezondaki eşyayı değiştiriyordu. Artık önceki sezonlardan kalan tuval ekipmanlarınızı vesaire de dönüştürebilecek hale geldi. Diğer çarları çok iyi bir değişim. Benim önceki sezonda kullanmadığım bir çar mesela Ninja'nın silahları duruyor. Onları başka çarlara verebileceğim. Mantıklı olmuş. Tabii bu arada sezonsa sezonu çeviriyor. Aileye bağlı tuvalı ise aileye bağlı tuvalı değiştirin, unutmayın. Onun dışında birkaç tane ikonu sembol değişimi. Merkez pazardaki maksimum fiyatı 50 milyon atmış. Bu ne lan? Crystal of Ancient Nature Magic. Bu hangi taş lan? RBF taşların fiyatı 200 milyona çıkmış maksimum. Bak bunlar ilginç. Bunlar globale gelmemişti. Harpy'e Kobe, Salmus'a herhalde Viper oluyor. Histria, Karma'ya ve tam tüm RBF taşları. Ya burada hepsi var. Addis bile varsa hepsi vardır.
Türme büfe taşlı maksimum fiyatı 200 milyon çıkmış. İlginç olmuş. Şu Nature Magic dediği büyük ihtimal bu adamantin yapıyoruz ya. Odur diye tahmin ediyorum. Yani büyük ihtimal şu. Şu çok büyük ihtimal. Bu şey çıkartmıyor bu. Büyülü parça çıkartmıyor ya. RBF adamantin yapmakta kullanıyor. Mantıklı olmuş. Onun dışında... ne? Ya yok artık ya. Böyle bir hainlik olamaz. İnanılmaz. Rezalet. Flame of Despair vardı ya arkadaşlar. Hani alev. Onun maksimum satış fiyatı 600 milyondan 2 milyara çekilmiş. Ayıp. Ayıp. Gerçekten ayıp yapılmış. Eğer almadıysanız ucuza almak için büyük ihtimal son 1 ya da 2 haftanız var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Maşallah. Yani önce de alanlara hayırlı olsun. Benim gibi satanlara geçmiş olsun. Onun dışında bu sonsuz kış dallarına özel 30, 50 ve 53 ve 56 girişim kutuları şey yapmışlar. Ben tövbe tuvala. Mara ekipmanı giyerken görünüş bozukmuş tuvalayla, o düzeltilmiş. Nora ekipmanı değiştirirken bu penden piri tuvalaya bir ses efekti eklenmiş. Diş perisine bazı yerde tırmanma düzeltilmiş. Şayya alfak eklendi. Bu geçici etkinlik unutmayın ama ileride büyük ihtimalle kalıcı versiyonu gelir. Oyun yüklenme şey ana menü diyorum. Şu play basmadan önceki şu kısmın şeyi değişmiş böyle. Karakter level 49'sa 50 level'a çıkmakla ilgili açıklama eklenmiş. Duit parası yetersiz, onunla ilgili ayrı bir uyarı çıkacak şekilde ayarlama gelmiş. Bu bir dakika, ne? OTP kaydında merkez pazardan ekstra para mı çekiyorlarmış? What? Oha, OTP kullananı merkez pazardan gelen para %5 şeyi eklenmiş lan 12'sine. Eklenecekmiş 12'sine, pardon. Oha, bunu bilmeyenler için açıklayayım. Kore'de biliyorsunuz OTP, yani ikinci güvenli şifre şeyi var ya, işte bu Google Authenticator bizde de var. Kullandığınızda %5 drop rate veriyordu. Şimdi bir de galiba merkez pazardan ekstra para çekme şeyi ekliyormuş galiba. Yanlış anlamışsam, maşallah. Eklerler bu arada. Öyle bir şey önce bize gelmeli ama, yani gelmeden ekleyemezler. Onun için Y'den It's Old Moon Secret. Ney? Y'den token atı Old Moon Secret alabileceğiniz Key to the Old Moon Secret diye bir şey gelmiş. 12 ne kadarmış? Tamam, ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal bu şey ya. 12'sindeki yamaya kadar alınıyorsa 12'sindeki yamada bir şey gelecek herhalde. Individual transfer target. 0 karma olayını anlatıyor, bize de geldi. Dışarıda bırakılan gemilerin otomatik en yakın limana koyulma süresi 2 saatten 1 saate düşürülmüş. Bu tepedeki resimler vesaire var ya, reboot'ta yüz değişimi yaşayanlara dönüşecek şekilde ayarlanmış. Refresh şeyi var ya şurada, arayüzü refresher düğmesi. Bunun üstündeki açıklama düzeltilmiş. Onun için önemli bir şey var mı? Görünüş tipleri. Tamam, bunlara aynısı geldi. Aynı görünüş bug'ları. Tamam, bu pet becerisi şeysi bize de geldi. Okey, bu Skakia'daki pis ses artık. Çeviri kötü de neyse, ismini unuttum şimdi. Obalın çıkmasıyla ilgili bug düzelmiş. Grup sohbetindeki bir Corsair ve haşhaş şeysi fixi bize de gelmişti. Okey, çok bir şey yok anladığım kadarıyla. Okey. Şimdi geldik son sıkışlarına. Unutmayın bu arada, Chris Pony videosunu izleyip oradan İngilizce versiyonları göstereceğim. Çünkü en güzel şu an şey içeriği. Sonsuz Kışla ile ilgili İngilizce içerik orada. Bu video ne yazık ki çok kötü. Çevirisi bile yok. Korece. Full Korece yüklemişler videoyu. O yüzden size Chris Pony videosundan göstereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neredeydi? Gel ha. Yani Sonsuz Kışla'nın en güzel üstü onun olduğu için ondan göstereceğim. Şurada resimleri var.
Onun dışında gelen statlar falan zaten videodan göstereceğim. Bunların hepsini anlatıyordu zaten Poli. Sağ olsun. Şu resim çok güzelmiş. Onun dışında bir şey var mı? Bu falan gat vesaire. Tamam. İn taşlar anlatıyor zaten. Anlatıyor. Craftlanabilmesi eklenmiş bu şeyin. Tamam, önemli şey yok. Tamam, direkt şu videoyu göstereyim. Direkt çevirilerden şey yapacağım ben. İlerleyeceğim arkadaşlar. Son sıkışta alır belgesel, hatta dur şöyle göstereyim. Chris Paul'e teşekkürler videosu için bu arada. Yeni bir Rulipe şeyi geliyor bu. Rulipe görev eklenmiş dediği herhalde şey, oradaki koşma görevleri diye tahmin ediyorum. Burası şey olmayacak arkadaşlar, otonom bir bölge. O yüzden buranın böyle kale buff'ı vesaire gibi bir şey olmayacak. Ama ileride node var, eklemeyi düşünüyorlarmış. Node var en siege demiş. Benim Kore'de izlediğim videoda sadece node var diyor. O yüzden siege'i bence beklemeyin. Onun dışında özel yeni kuralların çalıştığı bir RBF haritası da ekleneceğiz diyorlar. Ekleyeceğiz diyorlar bu bölgeyle ilgili. Onun dışında bu hipotermi ile ilgili şey biraz daha değişmiş. Hipotermi gibi bir buff veriyormuş ama sadece böyle karın yağdığı bölgelerde geçer. Özellikle bu daha yüksek tepelerde kar etkisi daha yoğun olacakmış. Daha aşağılarda dağdan inildikçe azalıyormuş. Kar etkisi çok böyle kör edici olmaması için bayağı hafif yapılmış. Yani şöyle bir görüntü genelde nadir göreceksiniz. Onun dışında şeyi şöyle, resmi şöyle, şu sembolü. Şunlar spotlar 250-280, pardon bu 280 de var, 250 de var, bu 280 AP spot. Burası da ana yerleşke. Ogjinsi ve Muravak labirenti. Bu iki tane spot arkadaşlar. 280 AP ve 350 kutum istiyor bu Ogjinsi ya da Muravak labirenti arkadaşlar. Büyük ihtimal çoğuysa Ogjinsi diyecek. Onun dışında bir tane de böyle kule savunma bölgesi, şey kule savunma bölgesine, kule savunma ile alakalı bu Cadı Marica, Cadı Merim şeyi var ya, bu mezar taşları koruyorsunuz. Aynı şekilde böyle moblar çıkıyor, onları keserek yapıyorsunuz. Şu ana kadar Grand Tank görmedim buralarda. 250 AP ya da pardon 250 AP ve 320 DP kullanmayı ya da 280 AP ve 350 DP insanlara göre iki ayrı şekilde seçebileceksin bunu kullanmayı. Hani ayrı taşlar mı olacak yoksa taşla etkileşime geçip R basıp mı yapacağız bunu bilmiyorum. Yani ne görüyoruz. Onun dışında bu kaçış zindanımsı bir tane şey vardı ya, bu daha açılmamış. RTS Forgotten diye geçiyormuş. 290 AP kutum isteyecekmiş burası. DP şartı yazmıyor. Ama burayı daha şey belli değil arkadaşlar. İkinci şölen olacak ya bir tane Mart'ta 2022'de. Kore'ye açıklamayla ilgili birlikte getirmeyi planlıyorlarmış. Yani bayağı gecikecek bu. Belki daha erken de gelir ama sanmıyorum. Çünkü bayağı böyle yarıda getirdikleri belli bir bölge. Onun dışında özel boss'a geldik arkadaşlar. İki tane özel boss var bu bölgede. Öncelikle Erebok. Bu aktarım gardiyanı arkadaşlar. Ogjinsi'de ve bu ağaç fosili bölgesinde Grand Tekken nadir bir ihtimalle çıkıyor. Valencia bölgesinde Gatekeeper'lar var ya, şefler. Onlar gibi düşünün. Ama 5 kişiye kadar loot atacağı için 5 kişilik partiyle keseceksin. Yani bu şey gibi düşünün. Elvia bölgesinde Manastır'da şey çıkıyor, Muskan çıkıyor. Tek silah varsa rahat kesiliyor, silah yoksa çok uzun sürüyor. İnsanlar gelmesi gerekiyor. Herkes ortak drop alıyor, 5'e bölünüyor maksimum. Onun gibi buna da paşa paşa toplanacağız. 5 kişi vuracağız silah olmadığı için. Buna paşa paşa 5 kişi toplanacağız. Bir de bu Berkades isminde bir tane daha boss var. Boss'un tipi belli değil. Burada da 6 kişiye kadar drop alacaksın. Niye 6 yapmışlar bilmiyorum. İlginç bir şey. Ama bu Berkades labirent şeyinde daha güncelleme de gelmedi. İlerideki bir tarihte gelecek. Büyük ihtimalle 12 Ocak'ta geleceğini tahmin ediyorum ben. Onun için Labreska kafalık, yani Fallen God kafalık demeye devam edeceğiz biz. Statları böyle arkadaşlar. Crafting'i zaten biliyorsunuz. Alev istemiyor. Onun yerine şey istiyor. Özel bir düşüreceğin şey istiyor. Pamblex Star Kafok ya da Griffon ya da Giat, ikisi de 10 level kafras olması gerekiyor. Onda bir değişiklik yokmuş. Yani tahminim yanlış çıktı. Bu eşyadan lazım. Bu eşyadan Grand Attack çıkıyorsun. Flame of the Frost işte vesaire. Çok önemli ismi.
Erebok ya da Belkades'ten düşürebiliyorsunuz bunu. Ya da diğer spotlardan 100 tane şu küçük olandan toplayıp birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hala Okşinsi bölgesinden düşürebiliriz bu 100 tane parçayı. Onun için bu Black Star yansıyı zaten anlatmışım. Kış dağlarına özel bir şeydi, o yüzden geçiyorum. Her zamanki gibi normal kış işte hayal enerjisi falan gözüküyor. Yeni yemekler arkadaşlar. Sonuç kış dağlarının yeni yemekleri geldi gördüğünüz gibi böyle. Ve Google Translate uyguladığı için Poli sağ olsun şöyle bir açıklama var. Machining dediği processing işleme ve maksimum ağırlık 100 veriyor. Yani AFK ya da aktif işlemeciler için bu. Bu da Breath Experience. Şey koşmayla hızlı gitmeyle ilgili. Ve maksimum endurance dediğin nefes. Yani artı 3 hareket hızı. Yüzde daha çok nefes öğrenme şeyse. Gece AFK bırakıyorsanız bu koşmaya. Bu soldaki Power XP. Power XP biliyorsunuz bu taşıma şeyse. Breath de nefes. Pardon bir dakika. Bir dakika. Yani daha Breath var. Bu Breath dedi acaba şey mi? Aynı mı acaba? Bir tanesi Breath. Bir tanesi Strength, bir tanesi Health. Acaba bu Health olabilir mi? Çeviri mi yanlıştır bilmiyorum. Ya da iki tane Breath olabilir. Breath bu arada bilmiyorsanız şu ağırlık limiti değil nefes oluyor. Strength ağırlık limiti oluyor. Onları daha hızlı eğitmenize yeren iksirler ve yemekler geliyor. Gördüğünüz üzere. Maksimum ağırlık artı 5 hareket hızı bu daha hızlı kasmak için işte şey. Ağırlık limiti şeysi bu nefeste gece AFK bırakan eğitecekler için. Bunları getiriyorsa bence bu arada 40'a kasmak daha kolaylaşacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü 30'dan sonra gerçekten çok yavaş kasıyor. Gece bırakmak gerçekten enerji israfı gibi bir şey yani. 10 saatte bir kullanım süresi 10 saat AFK bırakacaklar için yapılmış gibi. Aynen benim dediğim şey diyor. Fitness level şeysi. Onun için yeni taşlar geldi arkadaşlar. Olu kasın. Biliyorsunuz gelişmiş olu kas yapıyorsunuz ya. Onun şey versiyonu geliyor bir tane. Mesela işte bilmem ne resistance. Resistance'ları yok saymıyor da ekstra bilmem ne resistance'ı veren versiyonu geliyor. İsabetli AP versiyonu var. Bu PP şey uyanış silahına takılan taş olması lazım bu arada yanlış değilsem. Hani yan silah versiyonu değildir diye tahmin. Evet aynı uyanış silahı. Büyük ihtimal bunun yükseltilmiş versiyonunun da geliştirilmiş versiyonu çıkar diye tahmin. Çünkü yani şu yamada anlatılan yerine bunu kullanmamak çok saçma. Yani bu daha güçlü her türlü. O yüzden bence bu şey versiyonun geliştirilmiş versiyonu da çıkar diye tahmin ediyorum belki. Ya böyle ama. Onun dışında adamantin var ya bir tane. Herkesin en sevdiği taş olan şu. Şunun bir de şey versiyonu geliyor. Bu biliyorsun knockdown bound %25 veriyor. Stun stiffness %5 veriyor. Şimdi bunun tam tersi. Stun stiffness freezing %25. Knockdown bound %5 yapılan geldi. Bu özellikle niye önemli? PvP rebootlarında şey geldi pardon. Reboot geldi ya. Bunda bazı şeylerin CC atma şeyleri değişti. Bazıları daha çok stun stiffness bazlı oldu falan filan. Bir de knockdown bound'ın değeri düştü falan filan. Bu %90 üstü resist bilmem ne muhabbeti. Anlayan anla zaten. Onu nötrlemek için böyle bir taş geldi. Onun dışında şöyle de bir taş geldi. Bu Ancient Nature Magic var ya bunun Stun Stiffness Freeze'in arasında %25 versiyonu geldi. İsmi değişti galiba. Bu yeni bir taş galiba bizdekinin aynısı değil gibi geldi ama bilemedim. Pardon ben şeyle karıştırdım. Şu bir tane Nature Magic var ya bunu yükseltiyorsunuz RBF taş yapıyorsunuz. Bunun aynısının Knockdown Bound Resistance 125'i var. Ama şu Stun Stiffness Freezing olan versiyonu yok ya bunun. Aynı bunun nasıl diğer versiyon gelse bunun da aynı şekilde %25 Stun Stiffness Freezing versiyonu geliyor yani özetle. Ayakkabı taşı. Onun dışında yeni craftlanabilen ticaret parası veren bir kutu geliyor şöyle. Pardon 4 tane. Bunlar daha yapılamıyor anladığım kadarıyla. Sonsuz kışlardaki materyallerle craftlanacak. Onun dışında ilerideki bir yamada şeyi de söylüyor. Onu Kore videosunda söylüyor. Bu olan kutuların da fiyatlarını yükseltmeyi düşünüyoruz demişler. Ticaret geliştirmeyle ilgili ama önceden kutu craftlamış yansan kutularının fiyatları değişmeyecek. Yani stok yapıyorsunuz o kutuyu geçmişiyorsunuz onlara etkisi olmayacak ona göre. Onun dışında yeni parfümler var arkadaşlar şöyle.
Üçüncü iksirimiz tamamen PvP iksiri arkadaşlar. Attack speed, casting speed, hareket hızı, mink power, büyük ihtimal MP. Ama her vuruşlarda, pardon, her vuruşta artı 15, pardon, artı %15 mi? Artı %15 yok sayma galiba bu. Artı 15 AP, pardon, artı 15 AP, %3 resistleri yok sayma galiba. Pardon, asıl şey olan buydu, pardon, PvP olan buydu, sorry. İnsana karşı ek hasar 25, ekstra vuruş saldırı hasar %12, yani kritik back attack, down attack var ya hani, %12 hasar atışı OP bu arada. Hareket hızı artı 3, crit artı 3. Endurance dediği bu nefes artı 200. Maximum Jinxeng power'ını bilmiyorum. All damage reaction eksi 20, all evasion 20, yani sizi daha kırılgan yapıyor galiba. Daha çok vurduruyor olabilir. Belki daha tank da yapıyor. Bunlar eksi mi artı mı belli değil. Translate resmi kötü çekilmiş biraz. Ve Google Translate çevirin, ne bekliyorsunuz? Hani yakında Codex'e geldiğinde görürüz arkadaşlar bunları. O yüzden bu hızlı bir video, unutmayın. Onun dışında bir de canavara karşı ekstra versiyonu geliyor gibi düşünebilirsiniz bu derin deniz iksirini arkadaşlar. 5 ekstra canavara karşı ek hasar. Onun dışında şu 300 şey veriyor ya, maksimum nefes şeysi, kriti 5 diyor. Ve vurduğunuzda 3 tane şey MP, VP, SP yenileme veriyor arkadaşlar. Derin deniz iksirinin yükseltilmiş versiyonu gibi düşünün. Onun için craftlanma ile ilgili daha çok bilgi bekleyin diyor. Zaten yakında çıkar. Onun için de artifact. Artifact ile ilgili şöyle bir şey var. Bu kışlarda özel bir content değil. En çok orada düşecek ama çıkmasının orayla kesin olmadığı bir şey. Yani daha erken gelebilir. Kore'ye daha gelmedi. Ocak ayında Kore'ye gelmesi planlanıyor. Biliyorsunuz şöyle anlatmış zaten. Şöyle kendinden bir kararın öfkesi şey veriyor. Bir de şuraya ne eklersiniz onları da ekstra ekstra veriyor. Biliyorsunuz her karakter iki tane takabiliyor. Bir buraya bir buraya şeklinde. Hani geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında bu son sıkıştığı gerili ilgili içerik var. Burada full RRRR spamı yerine full sinematik izler gibi seslendirmeler, altyazılar ve videolar olacak. Yani video dediğimiz tabi WoW sinematiği gibi düşünün ve oyun içi sinematikleri olacak arkadaşlar. Ve şu tilkinin bu hareketini çok fazla göreceksiniz, şimdiden uyarayım. Birkaç Koreli'de gördüm, hep o hareketi yapıyor. Bir de yeni bir tane takı var. Bu takının statları biraz ilginç. Biliyorsunuz her ana görev serisini bitirince bir tane takı veriyor. Yükseltilmeye ya da yükseltilse bile çok OP olmaya. Aynısına veriyor. Statını biraz da göstereceğim. Bir de son kış dağlarında başlayabileceğiniz bir tane görev serisi de geliyor. İlk başlangıç kadın taş ocağı değil. Son kış dağlarına başlayabiliyorsunuz yani, size bağlı. Onun dışında bu alpaka şeyle ilgili bir etkinlik geldi zaten. Bunları tekrar anlatmaya gerek yok. Sadece şey binebiliyor bu alpaka, ama inanılmaz tatlı bir alpaka tabii ki. Ve videomuz böyle. Onun dışında statı da böyle arkadaşlar. 12 AP 28 isabet veriyor. Tetan 12 AP'ye 34 isabet veriyor. Yani isabeti biraz daha düşük bir Tetan veriyor gibi düşünebilirsiniz. Eğer gelişim aşamasında bir oyundaysanız bu 269 kepini aldıktan sonra takıp tekrar 269 kepini çok geçtiyseniz AP'nizi 269'a düşürüp 28 isabet ekstra almanızı sağlayacak çok güzel bir takı. Onu gelişim seviyesindeki oyunculara öneririm. 169 artık gelişim seviyesi olması şaşırtıyor beni ama yapacak bir şey yok. Gayet güzel bir takı. Unutmayın, o takı yükseltilemiyor ve bu yeni bölgenin görev sesini bitirdiğinizde ödül olarak veriyor, haberiniz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir video görüşmek üzere, hoşçakalın. Umarım bu son sıkıştığı alanına hızlı bakışınız. Sevmişsinizdir, Kore'nin başka bir video görüşürüz. Bay bay.